söylediyse ben onun ne anlamda söylediğinin de farkındayım. Hani ha. Biz burada bir oyuncuyuz, burası bir dizi seti değil. Burada herkes yemeğiyle, elinin lezzetiyle bir yerlere tabii ki, geliyor. Tabii ki. Hani en başından sonuna kadar falan diye benzetme yapıyorsunuz ama ben 4. hafta geldim. Allah'ın izniyle büyük finalde yarışıp kazanıp gideceğim. Daha bundan uzun ne gibi yarışabilirim? Bana bunu söyleyen insanların kolunda benim taktığımın yarısı bile yok. Daha gün bugün olmuş. Gün bugün olmuş. 3 sezondur gidip geliyoruz diye sadece bununla övünebilirsiniz. Başrol başrol anlattıklarını ironi yaptığını düşünüyorum. Çünkü burada kesin öyle yok, bir şey yok. Olamaz. Eğer yani? Burası bir film platformu olsaydı buranın başrolünü Neriman üstlenmiş olurdu. Çünkü ben sürekli bir karakteri canlandırdığı için evet. Bence Nurten ironi yaptı. Herkes orada birbirine takılırken ben de öyle ironi bir şey yapmışsın. Söyledim. Gelinlerimiz kayınvalideleri hakkında her gün bir şey itiraf ediyor biliyorsunuz ekran başındaki değerli izleyicilerimiz. Bugün de Yağnur kayınvalidesiyle ilgili öyle bir itirafta bulunmuş ki. İzleyelim bakalım. Böyle bekliyorum. Ne yaptın diyor Nilgün. Görelim ne yapmış. Kayınvalidem normalde evinde fotoğraf, albüm, çerçeve çok sever. Sizin de vardır. Hani eltinizin, çocukların, torunların vesaire. Sizin de vardır. Kızlar, benim kayınvalidemde Yunus'un fotoğrafı var. Hatta damatlık fotoğrafı var. Çocuklarımın fotoğrafı var. Eltimin fotoğrafı var. Nişan, düğün. Eltimin kızının fotoğrafı var ama bir tane bile o konsolun üstünde, TV sehpasının üstünde benim fotoğrafım yok. Biz normalde kayınvalidemle gerçekten iyi geçiniyoruz. Birlikte bir dönemde yaşadık benim tadilat döneminde. Yani ben anlamıyorum neden böyle bir şey yaptı. Torunları dahil, eşimin damatlık tek fotoğrafı dahil çerçeveli bir şekilde var. Aa, aynen öyle. Aynen öyle hayatım. Gerçekten fakat, mi? Gerçekten. Fakat benim yok. Vallahi bilmiyorum. Şimdi benim yaşım da var ya sonuçta. Daha yaşlarımız ona yakın. Gelini benden 10 yaş ufak. Onunla değil belki de benim güzelliğimi, gençliğimi kıskanıyor. Olabilir yani. Bilemiyorum ki. Gerçekten şaşkınım. Evet. Seda Hanım ben de çok şaşırdım. Gerçekten Yağnur'u burada... Çok kızıyorum anneciğim. Ayıp niye kızıyorsun? Bir şey biz sana ama kızıyoruz. Ama bir dakika Seda Hanım. Gerçekten yok. Gerçekten yok. Niye yok? Yok? Niye yok? Biliyor musun? Biz her gün beraberiz. Ben onu canlı kanlı görüyorum evde ya. Ben alınırım valla. 13 yıllık geliniyim Seda Hanım. Torunun var. Gelinlik fotoğrafı hiç yok ama bende. Ama 24 saat beraber ben de olsan gelinlik fotoğrafı yok. Sadece büyük bir albüm. Fotoğraf var. Oğlunun damatlık fotoğrafı var. Ama onu tek çektirmiştim. İlk böyle damatlık giydiğinde evde. Bakın Seda Hanım benim 2 tane oğlum var. Damat olurken ben kendim ellerimle giydirdim. Ne alaka anne şimdi bir o? Dakika. Bu değil yani. Hayır konumuz. Tamam. O zaman fotoğrafını çektirdim. Tamam Sümeyha'nın niye var anneciğim? Ama onlar getirdi senin bu kadar böyle ben sevmiyorum duvarda fotoğrafı. İsteseydin deseydin mesela ne benim babam ben, ne ama rahmetli. Ama ben bunu canlı canlı görüyorum her gün. Hayır, ne var fotoğrafta? Hayır, hayır. Bilmiyorum benim Seda için. Hanım, çocuklarının hayır. Var. Bunu ben bile kabul etmedim bak. Ne olacak? Benim rahmetli babaannem mesela bir tane iki tane torunu getirmiş ona. Bana demişti ki ben hiç unutmam. Kızım bana bir tane fotoğraf getir de bütün fotoğraf eskiden gümüşlük vardı oraya koy. İsteyebilirdin anne ben bunca yıl bunu sakladım yani. Bakıyorum gidiyorum biz bir arada da yaşadık Seda Hanım. Herkesin fotoğrafı hatta özellikle Süksenur'un mezuniyet fotoğrafına kadar isteyen annem. Hani ikinizin bir tane fotoğrafını çıkartın. Sen... Eski gelinsin de ondan istemedim. Sen onu kıskanıyormuşsun Nilgün Hanım. Hiç öyle olduğunu kaçırdın orayı. Nereye? Sen onun güzelliğini kıskanıyormuşsun o yüzden ben belki. Ben gelinimi kıskanabilir miyim? Ama kendisi söyledi. Ha o öyle diyebilir BTR'de ama kendisi asla söylüyor. Kıskanmam. Asla bir kıskanmam. Kayınvalide ama... gelinin güzelliğini kıskanır mı? Gurur duyar. Senin yanında, gibi varsayım üzerine söyledim. Bir dakika iki kayınvalide konuşsun bir. Nurten Hanım o işte. Nurten Hanım konuşturmaz insanı. Nilgün. Seda Hanımcığım. Ben onunla muhatap olmak istemiyorum. İşte onu senin soracaktım. Gelinin kesti sözü. Neden dönmüyorsun kadına? Muhatap olmak istemiyorum Nurten Hanım'la. Öyle. Ne oldu ki? Yani ne oldu şimdi? Merak ettim. Kritikler yapıyoruz. Ne oldu şimdi? Yani. Bir şey söylüyorsun Nurten Hanım'cığım. Ya Nurten'cığım. Ne olacak?